21. soru. Asit baz karışımını ile ilgili bir soru. AŞD çözeltisinin 25 mililitrelik sulu çözeltisi 0,1 molar KH çözeltisiyle ile titrediliyor. Titrasyon sonuçları bize tablo halinde belirtilmiş. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Deneyde kullanılan asit çözeltisinin derişimi 0,1 molardır diyor. Şimdi şunu söyleyelim. Tam nötrleşme noktasında Asitle bazın molarit hacim ve tesir değerli çarpımı ne olmalıydı? Eşit olmalı. Asitin molaritesini bilmiyorum. M dersem hacmi 25 mililitreydi. HCl'nin tesir değerli hidrojen sayısı yani 1'dir. Eşittir diyorum. Bazın MVTD'sine eşit olmalı. 0.1'di bazın molaritesi. Hacmi ne kadardı? Burada tam dönüm noktasında nötrleştiği anda 25 mililitre eklenmiş. Onun da tesir değerli birdir. Buradan M'yi çekecek olursam asidin başlangıç molaritesi ne olmalı? 0.1 molar olmalı. Dolayısıyla birinci faydanız doğru bir fayda. Eşdeğerlik noktasında çözelti buharlaştırılırsa asidik tuz oluşur diyor. Bakınız çok özel bir bilgidir bu. HCl kuvvetli asit, KOH'da kuvvetli bas. ikisini meydana getirdiği tuz aynı zamanda KCl tuzudur kuvvetli asitle kuvvetli bazdan oluşan bir tuz olduğu için meydana gelen tuz nötr bir tuzdur. Nötr tuzlar hidroliz olmazlar. Ne diyor? Asidik tır, e, tuz elde edilir diyor. Hayır nötr bir tuz elde edildiği için ikinci faydanız ne oldu? Yanlış oldu. Toplam hacim 75 mililitre olduğunda pH değeri 2,5 olur diyor. Arkadaşlar normalde elimizdeki asit çözeltisi 25 mililitreydi. Toplam hacmin 75 olabilmesi için üzerine 50 mililitre bazın eklenmesi lazım. Yani son koşuldan bahsediyor. 25 artı 50 ne yapar? 75 yapar. Bu durumda karışımı pH'i 12,5 olarak belirtilmiş. Biliyorsunuz bir çözeltinin pH ile pH'ın toplamı neydi? 14'tü. Dolayısıyla pH 12,5 ise 14'ten 12,5'u çıkarttığınız zaman kalan değer 1,5 olmalı. Bu da yanlış 2,5'tur. Evet bu da yanlış belirtildiği için sorun cevabı sadece birdir. Yani Adana diyeceğim.